tvbolu.com. Havacılık tutkusu Teknofest'le tüm Türkiye'ye yayıldı. Normal işle alakalı da sohbetle konuşalım. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festival kapsamında Aksaray'da düzenlenen roket yarışı binlerce genci bir araya getirdi. Havacılık tutkunu gençler aylar boyunca üzerinde çalışıp montajını tamamladı. Roketlerini gökyüzüyle buluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Endüstri mühendisi okuduğum için aslında her alana bir ilgim var. En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Biz bu sene 100 bin gencimiz bu yarışmalar kapsamında elemelerle birlikte yarıştı. Biz geleceğimize bu yarışmalarla yatırım yapıyoruz ve bu heyecanı yaşamaktan çok mutluyuz. İlk yıl 20 bin başvuru vardı ki bu çok büyük bir başvuru bütün yarışma alanlarına. 20 bin öğrencimiz başvurdu. İkinci yıl bu 50 bin oldu. Yani festival de tabii dünyanın en büyüğü oldu. Bu yılda 100 bin başvuru oldu. Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli adımları bu festivalde atılıyor. Üst gövdeye bağlı. Gövdeler birbirine çarpışması. Bütün bu emekler, bütün bu gayretler ülkemizin bayrağının uzayda, havacılıkta, teknolojide hak ettiği yerde olması için. İlk defa mı katılıyorsunuz? Yok, bu sene benim üçüncü senem, ekibimin ilk senesi. Üniversite olarak ilk katılıyorum. Yarışmalarda heyecan dorukta. Kocaeli Üniversitesi ekibi TürkSat model uydu yarışı için iddialı. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Test süreçlerimiz devam ediyor. Elektronik kartlarımızla iyileştirmelere hızla devam ediyoruz. Geri kalan testler ve haberleşme arayüz testleri gibi. Güzel gidiyor. Yarışmada model uydular insansız hava araçlarıyla 700 metre irtifaya çıkartılıp serbest bırakılacak. En iyi iletişimi kuran ve düzgün iniş gerçekleştiren modeller birincilik için çekişecek. tvbolu.com